Sesi Düşünenler programına hoş geldiniz. Şiirin ham maddesi duygu zenginliği ve yaşam derinliğidir. Ne var ki şiirin harcı başkadır derler. Evet, şiirde duygunun yanı sıra zeka, incelik, içtenlik, yaşanmışlık, sözcüklerin anlamsal ilişkileri, ses uyumları, karşılaştırmalar, metafor, alegori, simge, izlenim gibi pek çok öge vardır. Bunların ritmik bütünlüğü şiiri şiir yapar. İşte bugün bu ritmi yakalamış bir şairle birlikte olacağız. Bir dönem toplumsal şiirin asi satırlarına imza attı. Daha sonraları ise bireyin yalnızlığını, aşkın insanı biçare bırakan hoyratlığını ve daha nice duygunun zapt edilemeyen haykırışlarını konu etti şiirlerine. Evet, modern Türk şiirinin önde gelen temsilcilerinden sevgili Atol Behramoğlu bugünkü konu. Hoş geldiniz efendim. Teşekkürler. Evet, önce biraz şiirin tanımıyla başlamak istiyorum müsaade ederseniz. Hep genel bir espri konusu vardır Türklerle ilgili olarak. Hatta bu sözün sahibi Üstad Aziz Nesin'dir. Aziz Nesin der ki her üç Türk'ten dördü şairdir. Yine bir yerde Hulki Aktunç şöyle demiş. Yazmasam Türk şiiri ne kaybeder diye düşünerek yazmak gerekiyor. Zira bugün baktığımızda her devrik cümleyle yazılanı insanlar şiir addediyor. Bu doğru değil. Şimdi buradan hareketle biraz şiirin tanımını yapmanızı rica edeceğim. Nedir şiir? Bir manzum eseri örneğin gerçek anlamda şiire dönüştüren ögeler, unsurlar nelerdir? Siz konuşmaya başlarken şiiri oluşturan birçok ögeden söz ettiniz, onları sıraladınız. Ama bütün mesele bunların bir araya getirilişinde yaşamın ritminin duyurulması. Benim organik şiir diye tanımlamaya çalıştığım şey bu. Bunu tabii tarif etmek çok güç. Nasıl olur bir, yani diyelim ki baştan aşağı metaforlarla örmüşsünüz şiirinizi, çok güzel benzetmeler yapmışsınız. Ama kalıcı bir ürün yok ortada. Çünkü orada sizin yaşamınızın ritmi duyulmuyor. Bir canlılık duygusu yok. Çünkü şiir yaşayan bir şeydir. Canlı bir organizma gibidir. Onu beceremezseniz yapay bir kurgu söz konusudur. Aslında bütün sanatlar için aşağı yukarı bu söylenebilir. Peki biraz daha netleştirmek adına, yani burada dilsel bir etkinlik, biçimsel bir zenginlik ve duygusal bir yoğunluk, bunların bütünü sonucu mu biz yazılana şiir diyoruz? Evet, yani bunlar arasında bir denge kurulması. Yahya Kemal'in sözü çok önemlidir şiirle ilgili. Yanılmıyorsam şöyle, iyi anımsıyorsam, duygunun lisan haline getirilmesi. Tabii buna yani düşüncenin... Bir şiiri lisan diyor haline getirinceye kadar yoğurmak. Evet. Değil mi? Yani bir duyguyu dil haline getirmek. Sanki tersi doğruymuş gibi insan düşünebilir. Yani dilden yola çıkarak bu iş yapılır gibi. Aslında tabii ki duygudur sizi başlangıçta dürten. Ama o tek başına bir şey demek değil. Onun lisan haline gelmesi, Yahya Kemal'in deyimini kullanırsak, dil olması. Yani öyle ki artık sözcüklerle onların içerdiği duygusal tonlamalar, anlamlar birbirinden ayrılamaz. Biriyle ötekini artık ayıramazsınız birbirinden. Yani şöyle bir şey değildir şiir. Benim şöyle bir duygum var. Ben şimdi bunu güzel sözcüklerle ve benzetmelerle anlatacağım. Öyle bir şey değil. Anlattığınız şey, yani daha doğrusu malzemenizle o malzemenin içeriği aynı şey haline gelmiştir. Peki buradan hareketle şair Yahya Kemal'in dediği gibi öyle bir uğraşmalısınız ki, yoğurmalısınız ki kendi lisanını türetmeli şiir. Evet. Şimdi bu açıdan baktığımızda şair bir anlamda kendi terminolojisini de yaratıyor mu olmalı? Kendi her şeyini yaratır. Aslında bir şair bütün hayatıyla yazar bir şiiri. Tabii belli bir donanımdan sonra, belli bir birikimden sonra
Bakıyorsunuz, kendi şiirlerinizi aklınızdan geçiriyorsunuz. Yani çok genç yaşlarda, ergen yaşlarda yazılmış şiirlerinizdeki, ki onlar çok tabii naif kalan şiirlerdir, ses tonuyla sonraki yıllarda, olgunluk dönemlerinizde yazdığınız şiirlerin ses tonu arasında bir duygu bağı var, bir iletişim var, bir ses tonu kan bağı var. Bu nedir? Yani bu burada bir gizem var biraz. O insanın yaratılışıyla ilgili, varoluşuyla ilgili böyle bir şey. Bu yani zorla falan da olmuyor. Sadece çalışmakla falan da olmaz açıkçası. Ama çalışmadan da hiç olmaz. Ha tabii. Burası da çok önemli. Evet. Çünkü şiir duygulandım ve duygularımı kağıda döktüm. İçimden böyle aktı. Buna herkesin hakkı var. Aziz Bey bunu eleştiriyor ama bir anekdottur. Başka bir yerde de söylemiştim birkaç yerde daha. Yine tekrar edebilirim. Bulgaristan'da bir toplantıda birlikteydik. Bir yazarlar birliği toplantısıydı 1980'li yıllarda. Böyle bir şeyler söyledi. Yahut 70'li yılların sonlarında dedim ki bir Aziz Bey eksikti. Yani bu 3 kişiden 4'ü arasına da o da şiir yazmaya başladı ya da yayınlamaya başladı filan. Böyle bir hoşluk olmuştu. Herkesin kendi duygularını, düşüncelerini bir şekilde yazmaya hakkı var. Bir şekilde ifade etmeye. Bunu resimle, müzikle ya da işte şiirle filan yapar. En kolay görünen şiir tabii. Bir kağıt ve kalem yeterli gibi görünüyor. Ama öyle değil. Ben şöyle bir örnek veriyorum. Şimdi insan kendi sevgilisi için, arkadaşı için, çocuğu için, yurdu için filan içinden gelen şeyleri yazabilir. Ama o sınırlar içinde kalmak kaydıyla. Bu şuna benziyor. Ben işte pijamayla sokağa çıkmak gibi. Yani o senin ev halin biraz. Öyle düşünmek lazım. Yani dışarıya çıktığın zaman başka insanlara senin başka kimsenin söylemediğine inandığın ya da düşündüğün bir şey söylemen lazım. Farklı evet, işte bir şey. O anlamda belki Ülke Aktunç'un aldığım cümlesi çok önemli. Çünkü yani, o demiş ki herkesin eğer yazmazsam Türk şiiri ne kaybeder diye bir kere düşünmesi lazım. Evet. Demiş. Tabii bunu şöyle de diyebiliriz. Yani kişi kendini bilmek gibi irfan olmaz. Yani böyle bir şey var tabii. Herkes yani ne düşünür bilemem kendi hakkında ama bizim kendimizi hep sorgulamamız lazım. Zaten doğru dürüst insan olmak bence bu. Şimdi beni hep şaşırtır. biriyle karşılaşıyorsun, bir arkadaşınla ya ünlü biriyle falan bir yazarla. Hep aynı adam. Yani bu nasıl iş? Ya hiç mi değişmiyorsun? Hayatın içinde böyle biraz değişebilir insan, değil mi? Yani deminki söylediğimde belki ters gibi duruyor. Tabii temelde derin olarak değişmeyen şeyler var ama bazı şeyler değişir. Ama bu kendini sorgulamanla ilgili. Yani bizim insanımızda kendini sorgulama şeyi eksik biraz. Bu da tabii eğitimle ilgili falan bin tane şey. Ki bu noktada eğer yine şiirle devam edecek olursak, şiir o duyguların yansımasının kağıda dökülmesi olduğu için şiire yönelik eleştiriler konusunda da o şiirlerin sahipleri biraz alınganlık gösteriyor olabilir. Çünkü onlar benim duygularım ve kimsenin eleştirmeye hakkı şimdi, yok gibi yani, bir açıklama geliyor. O zaman ortalığa çıkarmasınlar. Yani şimdi ortaya çıkan bir şey eleştirilir. Yani bu böyledir. Başka türlü zaten olmaz. Kağıda diyoruz şimdi tabii bilgisayara dökülüyor. Yani ben bile ki tutucu sayarım kendimi. Artık bilgisayarda falan şey yapmaya başladım, oynamaya başladım biraz. Yani ortaya çıkardığımız şey bence artık sizin olmaktan çıkıyor. Bunu içtenlikle söylüyorum. Buna inanınız. Ve çok ilginç şeyler ben yaşadım bu konuda. Bunu da birkaç yerde yine söylemişimdir. Okurdan bana şiirimin geri gönderildiği oldu. Üzerinde düşün gibi. Ama bunlar da genellikle olumlu şeyler oldu. Onu da söyleyeyim. Yani mesela bu aşk burada biter. 20 yaşımda yazmış olduğum bir şiirdir. Yahut yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var yazdığım zaman 1977 falandı. Yani iyi bir şiir yazdığımı biliyordum, hissediyordum, görüyordum. Ama yani bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmiyordum. O ilgiden sonra yeniden baktığım zaman şiire okuru haklı buldum yani açıkçası. Ne güzel yani, böyle bir alışverişin evet, oluyor olması. Evet, bu müthiş bir bu şey. Bu düzeyde, evet, bu derinlikte. Bu olağanüstü güzel bir şey. Tabii benim şöyle bir şansım da var. İşte şiirlerimi okuyarak geziyorum ülkeyi. Yani birçok kişi bunu belki tam olarak bilmiyor. Özellikle sanat kültür dünyamızda pek bilmiyorlar neler olup bittiğini. Ben müzik eşliğinde falan şiir okumuyorum. Yani ben şiirlerimi belli bir şey içinde okurken
tematik sıralamalarla. Müzisyen arkadaşım benim şiirlerimden yapılmış besteleri, o da tematik sıralamalarla birbirini izliyor. Yani şiirler ve şarkılar aynı anda eş zamanlı değil. Hemen bu noktada Aşk İki Kişiliktir CD'sini de izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Burada da zaten Atol Behramoğlu şarkıları üst başlığını taşıyor bu CD. Belki kimileri benim şarkı söylediğimi de sanıyorlar. Evet, görüntü itibariyle öyle. Öyle değil. Aslında şarkı söylemeyi severim ama ayrıca kendi, yani o deminki pijamalı mevzu. Yani durup dururken çıkıp da ortalığa ne diye şarkı söyleyeyim ama böyle yani şiirler ve şarkılar birbirini eş zamanlı olarak değil de dilimler halinde izliyor. Yani şunu demek istiyorum, izleyiciyle birebir iletişimim var. Bana gelen mesajları görüyorum, izliyorum ve konuşuyorum. Yani insanı küçümsememek lazım. Yani sizi dinlemeye gelen insanlar en azından işte lise öğrencisi, üniversite öğrencisi, belli bir birikimi var. Ya da işte seviyor şiiri, sevdiği için geliyor. Ya esnaftan aslında insanlar geliyor. Aslında o anlamda da belki organik şiir tanımını kullanmak doğru olabilir. Yani yaşayan bir olgu. Doğru. Ve interaktif. Doğru. Okuyucusuyla buluşarak ilişki var, belki bir form ve değişiklik süzgecinden yani, geçip yaşamaya devam etmek. Yani organik olabilmek. Böyle bir şey. Bazı şiirlerimi ben yayınlamadan, yani yayınlamak artık beni eskisi kadar, yani ya da çok eskisi kadar heyecanlandırmıyor. İlk gençlik yıllarımızda çok heyecanlanırdık. Şimdi öyle bir şey yok. Çünkü bir de şey de yok. Yani her şey yayınlanıyor. Türkiye öyle bir noktaya geldi. Yani benim ilk gençlik yıllarımda işte falan ya da filan dergide şiirinin çıkması müthiş bir şeydi yani. Büyük bir heyecandı. Bugün bana göre öyle değil. Peki bugün şiiri olan ilgiyi nasıl yorumluyorsunuz? Ama şimdi bakınız, Türkiye'de her zaman böyle bir şey ola gelmiştir. Çünkü iki tane çok güçlü gelenek var. Bunlardan işte biri halk şiiri geleneği, biri divan şiiri. İkisi de oral şiirdir, sözlü şiirdir. Divan edebiyatı da, divan şiiri de meclislerde okunan bir şiirdir. İnsanların hayatında şiir vardır Türkiye'de. Bu gelenek tabii var. Ama bu gelenekten ne kadar haberdarız bugün, o da ayrı bir konu. Bence çok kopuluş. Şu açıdan soruyorum. Özellikle günümüzde insanların mekanikleştiği ve bencilleştiği o oranda, şehirleşmenin getirdiği yalnızlık, yabancılaşma duygusu, bütün bunların sonrasında materyal değerlerin ön planda tutuluyor olması, acaba şiire ya da şaire bakışı tırnak içinde naif, gerçeklikten kopuk, hayattan kopuk olgular olarak yaftalanmasına sebebiyet verebilir mi? Şimdi, ve bu anlamda hayattan koparılıyor mu acaba şiir kavramı ya da şairlerin dünyası? Evet. Şimdi tabii bu konuyu biz konuşursak bizi çok derin yerlere götürür. Yani mesela felsefi, antropoloji falan gibi yerlere götürür. Şöyle denebilir. Biz hayata nasıl bakıyorsak öyledir yani. Hangi değeri veriyorsak odur. Yani eğer biz sıradan yaşıyorsak ve bizim için eğer hiçbir şeyin önemi yoksa, işte bir takım ne bileyim maddi hazlar, ki maddi hazları asla küçümseyen bir insan değilimdir, ama sadece yani böyle daraltılmış bir tüketim toplumu insanı olmak bize yetiyorsa, yani buyurun yetsin yani. Ama bu insanı şeye götürür, çöküntüye götürür. Yani burada şöyle bir şey var, demin söylediğimi belki biraz değiştiriyorum. Yani hayata nasıl bakarsak öyledir diyorum ama öyle değil. İnsan doğası başka bir şey istiyor. Ne istiyor? Sonsuzluk istiyor. Yani yaşamın bitimli olduğunun farkında sonsuz bir şey istiyor. Şimdi felsefe, antropoloji falan derken yine oraya gelmiş oluyorum. Bu sonsuzluğu kimisi mistik bir takım şeylerde arıyor. Ki o bir çıkmazdır. Bir duvara çarparsınız. Bellidir. Kimisi İşte şeye kadar, yani drug alarak filan, değil mi? Yani başka bir dünyalar yaratarak başka bir şey. Aslında duygularımızı genişletmek, düşüncemizin sınırlarını genişletmek ve işte kendin olmak meselesi. Orada şiirdir bize yardım edecek olan ya da kendimizi yani dile getirmemizi sağlayacak olan. Sıkıştırılmış ve yabancılaşmış insanın ruhunun nefes alabileceği bir pencere
diyebilir miyiz şiir için? Tabii ki deriz. Hem nefes alabileceği hem bir an kendisi hakkında düşüneceği. Bu tabii şöyle istersen şöyle de bakabiliriz. Yani çocukluk çok önemli. Yani benim şiirlerimde çocukluk teması fazlaca vardı. Onlara geleceğim. Sizin çocukluğunuza tabii. Yani çocukluk, geleceğim. Çocukluk yıllarımızdaki saflığı giderek yitiriyoruz. Yani bir bebeğin dünyayı keşfedişindeki naiflik, saflık, iyilik çok önemli. Bunu geliştirmek lazım. Başka bir şey belki ben yani senin sorularından belki bir değil ama bir yazı okudum geçenlerde. Bilim ve Teknik'te bir çeviri. İnsanın belli sınırları var. Yani bu da çok ilginç, düşündürücü bir şey. Yani bir de şu var bizde. Sürekli olarak böyle bir değişmek. Aşırı değişme. Yani değişmek için değişmek. Günübirlik yaşamak filan. İş değil yani. Var olan değerlerde derinleşmek önemli. Yani bunu belki o söylemek istiyorum. O geçmişe yönelik, evet, o çocukluk dönemi, o evet, naiflik, o yıllardaki değerleri de şey yapmak. Mesela burada evet, derinleştirmek. Yeni Aşka Gazel. Evet. Çok keyifli okudum. Teşekkür ederim. Son çalışmanız. Onu göndermiştim size ben. Evet, o gözlerdi şiirinden çok kısa bir şey. Diyorsunuz ki burada, gözlerdi şimdi artık olmayan, gözlerdi sonsuzca yitirdiğim, gözlerdi çocukluğumun gözleri, şimdi hangi dünyalarda kim bilir. Yani o naifliği, evet, o çocuksuluğu, evet, o saflığa, evet, yönelik bir arayışın göstergesi, o anlamda da gerçekten çok çarpıcı bir açıklama. Şimdi devam edeceğiz. Biraz şiir olgusundan bahsettik, evet, ama ben şairlikten de biraz konuşmak, evet, istiyorum. Bir insan ne olur da şiire yönelir ve ne zaman bir insan şair olarak değerlendirilir ve bir insanı şiiri yazmaya yönelten unsurlar nedir diye merak ediyorum. Örneğin sizin hayatınıza dönüp bir geçmişinize, evet, çocukluğunuza pencere açtığında, aile ortamınıza mercek tuttuğunda, evet, böyle sanat kokan bir aile ortamı gördüm. İşte anneniz keman çalıyor, resim, evet, yapıyor, şiir yazan bir baba var. Evet. Tahmin ediyorum bütün bunların etkisiyle mi şiire yöneldiniz? Evet, onlar çok mütevazi insanlardı. Yani annem benim bir ev kadınıydı ama Azeri kökenli bir aile. Konservatuvarda bir süre eğitim görmüş. Klasik batı müziğiyle bir şeyler çalardı yani. Bir şeyler derken yani Schubert'ler falan hep kulağımızda vardır. Ama ev işlerini bitirdikten sonra yandaki bir odada ve önlüğünü çıkarıp keman çalan bir çok kadın. Ilginç. Yani böyle bir şey yani. Babamız da ilk kuşaklarından Cumhuriyet'in ziraat müdürlüğü yaptı yıllarca. Cumhuriyete kanat gelenlerde de hayatı anlatılmıştır. Çok hoş bir adamdı, olağanüstü bir adamdı benim için. Ve onu tanıyanlar da öyle düşünürler. Son derece mütevazi bir insandı. Resimler yapardı amatörce. Oldukça naif resimler. Güzel şiirler yazardı. Hece şeyi içinde, duyguları içinde. Ama ne kitap çıkartabilirdik ona ne de sergi açtırabilirdik. Çünkü hep daha iyisini yapmak. Bu olmadı, daha olmadı falan. Yani 70 yaşında falandı Paris'e geldiğinde benim sürgünlük yıllarımda. Ya insan burada bir yıl kalsa da galerilerde falan filan gibi böyle şey içinde bir adamdı. Yani sürekli olarak hoş bir adamdı, çok hoş bir adamdı. Tabii yani onların varlığı sadece beni değil. İşte kardeşim Nihat Behram, öteki kardeşlerim işte Namık Kemal Behramoğlu bir yazar. Hepimiz... şiire, küçük kardeşimin hatırı kalmasın yani, Turan'ın da anayım, o da bağlamak güzel çalar, bir diş hekimi filan. Yani bir böyle bir ortamda biz şey ne yaptık. Ne kadar etkili değil mi çocukluk tabii, yıllarında tabii, aile ortamında? Mesela Bursa'da şöyle bir olay hiç unutmam. İki katlı bir müstakil evde oturuyorduk. Bursa'ya atandığımız, babamın atandığı yıllarda, 1960'lı yıllardı. İki katlı böyle bir muradiyede bir evde. Böyle bir akşam ben böyle hatırlıyorum ki basamaklara oturdum. Mandolin çalıyorum böyle. Herkes beni dinliyor falan böyle evde. Annem, babam, kardeşlerim. Böyle bir şey yani. Böyle bir ortam da oluştu. Yani böyle çok sanatkar falan denmez. Ama sanata yatkınlığı olan, sevgisi olan bir ortamdı. Doğru böyle değil? Bir ortamla yeşerdi o şiire, evet, olan sevgi. Ama ondan sonra nasıl yeşillendi? Hangi dallarla hayat buldu? Biraz onlara, evet, da geleceğim. Evet. Çünkü evet, onun sonrasında da tabii, çok ilginç bölümler var size dair. Onların da üzerinden geçeceğiz ama kısa bir aranın ardından. Tamam.
Sesi düşünenlerde şair Sayın Ataol Behramoğlu ile keyifli sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, ikinci bölümü bir başka kitapla devam etmek istiyorum. Şimdi burada bir çeviri var elimde. Uçuyor, Troika, Yer Gibi, Pushkin'e ait bir eser. Rusçadan Türkçe'ye sizin tarafınızdan çevrilmiş, Adam Yayınları'ndan çıkan çok güzel bir kitap. Dış kapağı da çok şık. Şimdi tam da denk geldi burada Pushkin'i görünce, sizin o çocukluğunuz ve gençliğinizdeki dönemde kalmıştık en son. Oradan hareketle bu kitapla ilgili bir bağlantı kuracağım. Şimdi Pushkin'in sizin için önemli bir yeri var. Tabii. Rus edebiyatının genel olarak tabii. Rus edebiyatında çok önemli bir yazar, çok önemli bir kalem. Ama evet, onun da ötesinde Ataol Behramoğlu'nun evet, hayatında önemli bir yere sahip. Hem de o çocukluk tabii, yılları dönemine ait. Çok özel doğru, bir anekdot var. Hangisi? Nereden biliyorsunuz onu? Öyle bir şey var gerçekten ama acaba aynı şeyi mi söylüyoruz? İpucu vereyim mi? Verin. Dubrovski? Evet, bravo. Doğru, aşk olsun. Demek ki bir yazımda. Tabii, şöyle. Yani babamın kitaplığında bulduğum kitaplardan biriydi o. Ortaokul yılları filandır. Dubrovski, Pushkin'in bir anlatısı. Bir şeydir, yani bir... nasıl anlatayım, bir eşkıya romanı filan belki denebilir. Yani bir halk başkaldırısı filan ama aynı zamanda bir aşk öyküsü. Dramatik böyle bir hikaye. Çok güzel bir anlatı. Beni çok etkilemişti. Ve bir de sanki son sayfaları kopukmuş gibi. Sonradan anladım, öğrendim tabii. Öyle bitiyor. Yani biraz böyle ucu açık biten bir kitap. Böyle bir şey. Beni çok etkilemişti Pushkin. Evet, doğru. Ama şair olarak Pushkin'i tanıyışım daha sonradır. Filoloji yıllarında, yani Rus dili ve edebiyatı okurken Ankara Üniversitesi'nde, o dönemde tanımaya başladım. Lermontov beni daha önce etkilemiş bir şairdir. Yani devrimci ve demokrat ve romantik bir şair aynı zamanda. Ki bildiğim evet, kadarıyla da ilk çevirileriniz doğru, Lermontov'un şiirleridir. Daha önce çıktı. Pushkin'den de bir kitap çevirmiştim ben. Ben insanüstü bir anıt diktim, kendime adı altında çıkmıştı. Sonra Adam Yayınları bu yeni güzel diziye başlayınca yeni çevirilerle birlikte çoğalttık bu şeyi, kitabı, ve gerçekten bir güzel Pushkin çıktı ortaya. Peki neden Rusça? Şimdi dışarıdan bakıldığında ben hemen şu bağlantıyı kurmaya çalıştım. Sizin siyasi görüşünüz ve benimsediğiniz ideoloji miydi sizi Rusça'ya yönelten? Yoksa çocukluk döneminizde işte bir Pushkin'i okumanız, Lermontov şiirini keşfetmeniz sonrasında edebi anlamda mı Rusçayı öğrenip o eserleri orijinallerinden okumak istedim? İkincisine daha yakın ama ikisi de değil. Birincisiyle hiç alakası yok. Yani şöyle bunu da yine bazı vesilelerle söylemişimdir. Ben de liseyi bitirdikten sonra, işte üniversite yıllarındaki hukuk fakültesinde öğrenciydim ben bir dönem Ankara'da. Müthiş bir okuma susuzluğu vardı ama felsefe, bilim falan okumak istiyordum. Ve çeviri yoktu. Milli Eğitim Bakanlığı klasiklerinden, işte hatırlıyorum, işte Leibniz'den, işte Monadoloji, işte Descartes'tan, yani şaşarsınız belki bunları ama işte metot hakkında işte konuşma filan gibi kitaplar okudum ama yetmiyordu. Yani daha çok ve daha derinliğine okumak, bilim, felsefe filan ve bu arada tabii şairleri okumak, yani dünya şairini, dünya edebiyatını filan, dünya şiirini falan okumak gibi. Rus edebiyatına, Rus dili ve edebiyatı bölümüne kolay geliyordu yani. Açıkçası yani. Çok pratik bir nedeni evet, vardı. Çok basit yani. Tabii. Yani ben açıkçası yani o günlerdeki İngilizcemle ben İngiliz filolojisini tercih edebilirdim. Ama Rusçayı öğrenmeye başladığım süreçlerde müthiş bir keyif aldım. Çok güzel bir dil açıkçası. Yani müthiş melodik bir dil. Ama bugün maalesef sokaklarda konuşulan Rusça benim, yani benim sevdiğim Rusça değil. Yani benim kulağıma çarpan Rusça, bu klasik yazarların Rusçası ve doğru dürüst konuşulan bir Rusça var. O çok güzel bir dil. O çok İyi ki de böyle bir bölümü evet, tercih etmişsiniz. Evet. Sonra ardından master yaptınız. Bugün İstanbul Üniversitesi'nde evet, Rus Dili ve Edebiyatı bölüm başkanlığını yapıyorsunuz evet, doçent olarak. Evet. Ve tahmin evet, ediyorum bu konuda evet, da evet, gençleri yetiştiriyorsunuz. Yeni yetenekleri, vallahi edebiyata aşık son olanları. Son söyledikleriniz bayağı yeni şeyler. Çünkü ben çok gecikmiş bir akademisyenim eğer denebilirse. Gerçi üniversiteyi bitirdikten sonraki süreçlerde edebiyat kuramıyla ilgili çalışmalarım ve merakımı hep sürdürdüm. Çeviriler yaptım, yazılar yazdım filan çeşitli vesilelerle.
Antolojiler hazırladınız. O da evet, çok önemli. Evet, yani Rus dili ve edebiyatı ve genel olarak da tabii öyle şeyler yaptım. Moskova Üniversitesi'nde 1970 başlarında bir Rus edebiyatı çalışması yaptım. Bir master çalışmasıydı. 1980'li yıllarda da Paris'te Sorbonne'da bir karşılaştırmalı edebiyat tezi yazdım. Sonra onlar işte böyle dediğiniz şeylere doğru dönüştü. Burada çok değerli bir arkadaş, meslektaş topluluğuyla İstanbul Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünde çok iyi çalışmalar yapıyoruz ve her yıl birkaç öğrencimiz iyi öğrenerek açıkçası çıkıyor ve mesela şu bu yıl ki son sınıflardan bayağı memnunum. Yani çoğu çocukların şeyler, yani çok yetenekliler, çok meraklılar. Ki onlar işte yeni bir... Ve 40 kadar öğrenci var, onu da söyleyeyim, son sınıfta. Yani öyle az sayıda da değil. Ne kadar güzel. Tabii. İşte onlar belki o kan değişimini yaratacaklar ve bugün işte şiire yeterince kıymet veriliyor mu, şairlere yeterince sahip çıkabiliyor muyuz tartışmalarını yaptığımız bir dönem. Belki de o gençlerin edebiyata, şiire daha da sıkı sarılarak sahip çıkmasıyla geride kalır diye ben temenni etmek istiyorum. Çünkü bugün hep şöyle bir çekincem vardı, tereddütüm vardı. Acaba biz ülkemizde işte şair olanlara işte naiftir, romantiktir, işte gerçek dünyadan kopuktur tanımlamalarını yaparak acaba biraz haksızlık mı yapıyoruz? Evet. Ve o anlamda şairler bugünkü toplumda, ülkemizde biraz yalnız insanlar mıdır diye. Şimdi bakınız, şeyi de şairlerin de burada kabahati olabilir ve genel olarak sanatçıların da, sadece şairler diye de daraltmayalım. Toplumun içine gitmek lazım, toplumun içine girmek lazım. Yani çok fazla aykırı insan olmaya da gerek yok. Yani ev kirası ödüyoruz, tamam sonuçtayı çıkaracaksınız biliyorum. Evet, sonuçta nasıl bildiniz, yakalandınız çünkü. Çünkü hem bunu deyip hem de sonuçta şiiriniz ki çok keyif alarak okudum. Müsaade ederseniz birkaç satırı paylaşmak istiyorum izleyicilerimle. Tabii, demin karıştırırken fark ettim. Sonuçta şiiri seçiyorum ve yalnızlığımı. Tamam. Kendimle baş başa kalmak çok için. Doğru. Bir masa lambası, bir masa. İki yazan bir kalem, i̇yi bir yazan, defter, iyi yazan bir kalem. Başkaca da bir şey yok istediğim. Evet. Sonuçta yalnızlığımı seçiyorum, savruk aranışlarını kalbimin. Aşk ola da bilir, olmaya da. Sonuçta kendim kalmayı seçiyorum, gurbetin, yani şu dünyanın yollarında. Yalnızlığın sılası yoktur ve bir yurdu yoktur şiirin. İnsan sadece ve ancak kendisidir. Sonuçta kendimi seçiyorum. Gurbeti daha da çoğaltmak için. Sonuçta bir boğuntuyu seçiyorum. Çocukların doğumsuz uğultusunda. Ölüm gele de bilir, gelmeye de. Ama hazırım o sonsuz arınmaya, en dorukta ya da en dipte. Okunmuş, yazılmış, nice şiirlerden, yaşanmış aşklardan sonra işte bunlardır seçtiklerim. Bir kır yolu, söğüt dalından bir düdük, bir çakı sedef kaplama ve can eriği dolu ceplerim. Sonuçta yalnızlığınızı seçiyorsunuz. Siz olsanız siz de bunları seçmez miydiniz? Yani bu şeyde, yani bu deminden beri konuştuğumuz bu hengamede, bu zor hayatta, karmaşık hayatın içinde, zorlaştırılmış hayatta daha doğrusu, insan tabii ki can eriği dolu ceplerini, sedef kaplama çakıyı, o anlamda yalnızlığını seçer. Var olmak. Yani demin arada konuşuyorduk biraz, yani yaşamayı hak etmek lazım. Ve tabii karamsar bir laf etmeyeyim ama yani ölmeyi hak etmek lazım. Aziz Bey söylerdi onu, işte ölümü hak etmek. Yani ölümü hak etmek için doğru dürüst yaşamış olmak lazım, yaşamayı hak etmek lazım. O da işte zaman zaman tabii ki yalnızlığınızı seçeceksiniz. Ama benim söylediğim şu olmamalı. Yani aykırı bir sanatçı tiplemesine gerek yok. Evet ama yani gerçekten... Yani saç uzatan, sakal, yani şeye karşı ama... değilim ama yani hiçbirine... yani böyle sanki tamam Can Yücel gibi bir aykırılık da başımın üstünde yeri var. O başka bir şey. O ender bir insandı hakikaten. Ama şair de doğru dürüst bir insandır. Ev kirası öder, elektriği bozulur, canı sıkılır, kavga eder, tartışır. Yani hayattan tabii ki kopuk olmamalı. Evet. Çünkü hayattan besleniyorlar ama hak etmek lazım dediniz hayatı. Gerçekten hayatı hak etmiş ya da yine Üstad merhum Aziz Nesin'in söylediği gibi ölümü hak etmiş. Evet. Şairlerimize de acaba biz yeterince sahip çıkabildik mi? Çünkü sizin yine elinizde bir başka kitabım var benim. Evet. Kendin Olmak ya da Olmamak, İnkılap yayınlarından çıkan. Evet. Sizin Cumhuriyet Gazetesi'nde son iki yıl,
1000 ve 2002 yıllarında çıkan makalelerinizden yapılmış bir derleme. Burada yazdığınız bir köşe yazısında bu noktaya çok güzel açıklık getiriyorsunuz. O hangi köşe yazısı bilmiyorum, hatırladınız mı? Tahmin edebilir misiniz? Hatırlamıyorum. Necati Cumalı'nın cenazesi. Doğru. Yazıyı hatırladım tabii. Doğru. Çok doğru. Evet. Tabii ki yani Necati Cumalı büyük bir şairdi, büyük bir yazar ve çok sevdiğim bir abimdi benim. Orada tabii bir takım başka şeylerle birlikte. Evet, çünkü aynı gün Özal ailesinden falan, bir başkasının vefatı var ve orada diyorsunuz ki o cenaze töreninde işte herkes var, binlerce kişi gelmiş her alandan. Evet. Bir de Necati Cumalı'nın cenazesini İşte dostları sadece bir avuç. Evet. Şimdi bakınız tabii Türkiye toplumu henüz kendinin farkında değil. Biraz şeye benziyor. Böyle Türkiye İşçi Partisi'nin ikinci amblemi, tuhaf da bir amblemdi. Böyle iri kıyı falan, böyle bir adam falan bir tipti böyle. Eleştiriyorduk da o sıralarda onu. Garip bir, yani adeleleri falan olan bir tip ama Türkiye insanından bahsediyor. Genel olarak Türkiye kendi gücünün farkında değil. Kendi değerlerinin farkında değil. Yani içinden çıkmış insanlar, bu insanlar Aziz Nesin, Necati Cumalı, Nazım Hikmet, Yahya Kemal, binlerce insanımız var. Yani Yunus Emre'lerden, Dede Korkut'lardan bugünlere gelen, değil mi? Ama sokaktaki insan ne ölçüde bunun farkında? Yani bunlara, bu değerlere sahip çıktığımız zaman aslında yalnız değiliz, değil mi? Ciddi bir, güçlü bir kalabalık var. Daha etkin olabilecek, daha sanatla beslenebilecek bir toplumu öngörebiliriz. Tabii ama insanımızı da bu konuda suçlamak eksik olur. Çünkü verilen eğitim nedir, değil mi? O insana gösterilen ilgi nedir ki? Ne bekliyoruz? Ya da ne tür bir eğitim veriyoruz, değil mi? Yok, bu veriyoruz. Yazılan her şiir bile aslında o eğitimin bir parçasıdır. Onu da öyle noktalayalım. Sayın Behramoğlu, çok teşekkür ederim programa katıldığınız için. Tabii şiir mevzusu, şair olabilmek konuları çok geniş kapsamlı. Ama en azından sizin sayenizde ana hatlarıyla da olsa bu derinlikli konulara bir nebze de olsa değinebilme fırsatı bulduk. Bitirdik mi? Bitti mi? Evet. Ben maalesef de süremiz bitti. Bugünlük bu kadar. Temenni ediyorum ki yine bir başka programda sizinle birlikte olalım. Evet. Şimdi bildiğiniz gibi programımızın sonunda böyle bir defterimiz var. Tamam. Diyorum, içinizden ne geliyorsa lütfen buraya bizler için yazın. Tamam.